Herkese selam. Bugün farklı bir video çekeceğim. Kaliforniya'da yaşıyoruz. İki arkadaşız, Akın'la ben. Dağ bisikletiyle ilgili burada yaşadıklarımızı, buradaki tecrübelerimizi, burada öğrendiklerimizi Türkiye'deki bisiklet seven arkadaşlara aktarmak adına bu kanalı kurduk. Kanalla ilgili gram para kazanmak gibi bir kaygımız yok. Kesinlikle. Kaldı ki zaten öyle bir kaygımız olsaydı bu zamana kadar kanal için harcadığımız paraları toplasak herhalde şu anda yeterli çokluğa ulaşsak bile 2 sene çalışmamız lazım YouTube'dan bunun parasını çıkarmak için. Dolayısıyla bizim hiç öyle bir derdimiz yok. Bizim derdimiz burada gördüklerimizi, çok daha büyük bir dünyada öğrendiklerimizi ben Türkiye'deki bisiklet seven arkadaşlara ulaştırmak adına Akın'la birlikte bu kanalı kurmaya karar verdik. Bu kanalda bu tarz içerikler yapmak istiyoruz. Ama bugün farklı bir video çekeceğim. Bunun da sebebi birkaç arkadaşımızın bizim dağ bisikleti videolarına yaptığı yorumlar. Şimdi şöyle, mesela bir arkadaşımız demiş ki Allah'ım ne olur bana da böyle bir hayat nasip et. Başka bir arkadaşımız demiş ki abi sen çok mu zenginsin? Takipçin yok. Nasıl yaşatıyorsun bu kanalı? Bir arkadaşımız demiş ki hayat size güzel, ne güzel. Para yiyorsunuz, zenginsiniz, para kazanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir kere şu bir bilinsin. Ben 40 yaşındayım. Akın da 40 yaşında. Türkiye'de 18 yaşından beri çalıştım. Ve bunun son 10 senesi yönetici yardımcısı olarak çalıştım. Buraya geldikten sonra da yani ben o kariyeri bırakıp buraya yerleştim. Buraya geldikten sonra da zaman zaman amelelik yaptım. Yük taşıdım. Yani tabii ki bunu gidip hani orada burada milletin yükünü taşımadım ama sonuçta bir iş yerinde kendini kanıtlamak için bir şekilde bedeni ağırlıklar çekmek zorundasınız. Dolayısıyla yani bu konumları hani ben böyle kebap geldim, para bol, gani, mis gibi yaşıyoruz, öyle bir şey yok. Yani hani sizin yaşadığınız her şeyi ben de yaşadım Türkiye'de. Yani bunu bir bilin öncelikle. Neyse bu konular özel konular. Bunlara gerek yok. Şimdi asıl konumuz, anlatmak istediğim konu. Şimdi arkadaşlar şey yazıyorlar işte kaç para kazanıyorsun, ne iş yapıyorsun? Abi, mevzu bu değil. Asıl mevzu kaç para kazandığın değil. Cebinden kaç para çıktı. Şimdi bununla ilgili birazdan size yazarak anlatacağım. Çok net anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani olay kesinlikle ve kesinlikle kazandığınız paranın çokluğu değil. Olay tamamen kazandığın paraya karşılık cebinden çıkan para. Yani satın alabilme lüksü. Yani bu zenginlikle alakalı değil. Çok para kazanmakla alakalı değil. Şimdi size geçelim içeriye. Beyaz tahtada size neyin ne olduğunu anlatacağım. Çok daha iyi anlayacaksınız beni. O yorum yazan arkadaşlar da ne demek istediğimi anlayacaklar. Hadi gidelim içeriye. Evet arkadaşlar şimdi alım gücünden bahsediyoruz. Yani bir kere başta şunu söyleyeyim, şunun altını çizeyim. Bu video Amerika'da nasıl yaşanır, Amerika'da ne kaç paradır, ben nasıl para kazandım, bu o video değil. Bu video alım gücüyle alakalı bir video. Yani bu şimdi sizin daha önce yazdığınız yorumların aslında bir cevabı gibi, toplu bir cevabı gibi. Kanalımızın amacından da çok uzaklaşmadan yani size bir takım rakamlar vereceğim. Çok net anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani yüzlerce YouTube'da kanal var bu konuyla ilgili. İşte Amerika'da nasıl yaşanır, ne iş yapılır, kaç para kazanırsın, nasıl gelinir falan. O bilgileri isteyenler onları izlesinler. Yani bizim olayımız o değil. Bizim derdimiz Amerika'daki hayatımızı anlatmak değil. Benim derdim biz dağ bisikletiyle ilgili ilgilenen arkadaşların, Türkiye'deki arkadaşların Türkçe ulaşabileceği, anlayabileceği bir takım bilgilere ve ipuçlarına daha kolay ulaşabilmesiyle alakalı. Bildiğimiz, öğrendiğimiz, tecrübe ettiğimiz şeyleri, yaşadığımız şeyleri aktararak bunları anlamalarını sağlıyoruz. Dolayısıyla derdimiz bu. Derdimiz bizi sadece dağ bisikletiyle ilgilenen insanların izlemesi. Biz istemiyoruz öyle hani işte Amerika'ya gelsek kaç paraya yaşarız. Bu tarz şeyler istemiyoruz biz. Yani onlarla ilgili kanallar bir sürü var. Onları izleyebilirsiniz. Neyse çok fazla dağılmadan şimdi konumuza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın size şöyle anlatacağım.
Şimdi alım gücüyle alakalı bir şey anlatacağım. Çok net. Anlayacaksınız. Şimdi şuraya bir yazıyoruz. TR'de, tamam mı, yaşayan 25-35 yaş aralığında bir genç. Buraya da Amerika'da yaşayan 25-35 yaş aralığında bir genç yazdık. Şimdi bu Türkiye'de yaşayan, ne diyelim, Abdullah. Türkiye'deki Abdullah'ın bütçesi. Şimdi buraya ne yazıyorum? 1000 birim yazıyorum. Bakın 1000 birim. 1000 birim ne biliyor musunuz? Kafa karışmasın. Yani sen ister Arap dinarı de, ister Türk lirası de, ister Amerikan doları de, ister İsviçre frangı de, ne diyorsan de. 1000 birim, birim olarak düşün. Şimdi anlayacaksın dedim. 1000 birim Türkiye'deki Abdullah'a verdik. 1000 birim de Amerika'daki Jonathan'a verdik. Tamam mı? Şimdi bak, ne olacak? İyi dinle bak. Bak buraya. PlayStation 4 Pro 25-35 yaş grubu arasındaki gençlerin, arkadaşların ilgi alanlarından %80'in ilgi alanlarından biri oyun konsolu, değil mi? PlayStation Pro, PlayStation 4 Pro. Şimdi bunun Türkiye'deki fiyatı hepsi burada.com'da. Burada şurada bakın, şurada göreceksiniz fiyatını. 4000 küsür dolar. Ya. Kaç para çok emin değilim ama kabaca diyorum 4500 birim diyelim. Bak 4500 birim. Şuraya yazıyorum. PS4. 4500 birim. Tamam mı? Şimdi burada Abdullah'ın 1000 birimi var. Tamam mı? Abdullah bu 1000 birimle bir tane PlayStation 4 alabilmek için 4,5 ay çalışması lazım. Şöyle diyelim. 4,5 ay. 4,5 ay hiçbir şey yemeden, içmeden, çalışarak PlayStation alabiliyor. Şimdi alım gücü. Yani burada kaç para kazandığınızın falan hiç önemi yok. 1000 birim ya. Buna sen 1000 lira de, 1000 dolar de, 1000 altın de, 1000 tane işte elma de, 1000 tane portakal fark etmez. 1000 birimle 4500 birimlik bir PlayStation'ı 4,5 ay çalışarak alıyorsun. Şimdi gidiyoruz Amerika'daki Jonathan'a. Amazon'da PlayStation 4 Pro aynı bundle bu arada. Yani işte bu FIFA 2020 ise o da FIFA 2020. Bunda iki kol varsa onda da iki kol var. Aynı birebir. 399 birim. Bak. İyi izle bak. 399 birim. Hadi dolar yazmayayım buna. Birim. Tamam mı? Şimdi Jonathan 1000 birimden 399 birimiyle PlayStation aldı. Ne kaldı? Elinde 600 birimi kaldı. Bak burada Abdullah daha hala 1000 birimin 4,5 katıyla bunu alabilirken biz buradaki Jonathan 1000 birimin 400 birimiyle PlayStation aldı, eline kaldı 600 birim. Şimdi bu bizim videolarda gördüğünüz bisikletler var ya, hani böyle dünyaca ünlü markalar. Şimdi geçen gün Akın atmış bana bir mail atmış. Orada gördüm. Specialized'ın, benim aldığım, geçen gün aldığım bisikletin değeri 95.000 TL civarında Türkiye'de. Şimdi bu bisikletin buradaki fiyatı, yani ortalama bu tarz bisikletlerin buradaki fiyatları 4500 dolarla 8000, 10.000, 12.000, yani daha da gidiyor abartırsanız ama ortalama dersek 4500 ile 8000 dolar arasında. Şimdi sen burada 7000, 8000 dolarlık bir bisikleti alabilmen için sana insanlar 12 ay, 24 ay faizsiz vade yapıyor. Dediğim gibi, biraz önce de dedim, araba gibi piyasası, yani gayet rahat ulaşabiliyorsunuz. Burada bazı mesela insanlar var, arabası adamın 3000 dolar, bisikleti 10.000 dolar. Yani böyle bir şey, adam giriyor 36 ay, 24 ay taksitle bisiklet alıyor. 3 sene sonra onun taksiti bitince zaten bisiklet eskimiş oluyor. Bisikleti satıyor yarı fiyatına, üstüne tekrar kredi alıp o dönemin daha gelişmiş bisikletini alıyor. Bak böyle gidiyor bu süreç yani. Neyse, uzaklaşmayalım. Şimdi 600 birim var Jonathan. Okey. 600 birimle Jonathan dedi ki ben bir daha bisikleti alayım dedi. Bu bisiklet, 6000 dolarlık bisikleti bu adam sana ayda 220 dolar taksitle veriyor. Tamam mı? Jonathan eksi 220 dolar, pardon, birim. 220 birim. 220 birim daha harcadı parasından. 600 birimden 220 çıkarsa ne etti? Kalan 380 birim. Bak şimdi.
Jonathan'ın hala 381'in var. Ne aldı? Burayla bir tane profesyonel dağ bisikleti aldı. Burayla bir tane PlayStation 4 Pro aldı. Tamam mı? Hala daha Jonathan'ın 381 birimi var. Sonra dedi ki ya ben bu 381 birim bisiklet aldım da PlayStation aldım da arkadaş ben markete alışverişe nasıl gideceğim? Bir de araba alayım dedi. Bak şimdi. Honda Civic. Çok basit örnek. Türkiye'deki fiyatını emin olun bilmiyorum şu anda. Yani bakacağım videoyu editlerken bakacağım. Oraya koyacağım Türkiye fiyatını. Atıyorum. Ya bilmiyorum. 150 bin lira diyelim. Türkiye fiyatı. Çok da önemli değil Türkiye fiyatı aslında. Burada 2020 model bir Honda Civic. İşte 2000 motor minimum. İşte bütün özellikleri gayet iyi. Top of the line yani bütün işte koltuk deridir, cattır, cürttür. Bu adam bunu sana, ya burada biliyorsunuz ki finance sistemi var. Türkiye'de de var. Burada biraz daha, biraz değil bayağı bir daha kolay. Daha mantıklı. Yani burada 3 senelik alıyorsun arabayı. Peşin bile vermiyorsun bazen. Ki ben peşin vermedim alırken. Peşin vermiyorsun. Aylık taksitlerle 3 sene boyunca onu ödüyorsun. 3 sene sonra da götürüyorsun. İstersen arabayı satın alıyorsun. Size verdikleri bir fiyattan tekrar bir bölebiliyorsun 36 aya 60 aya neyse. İstersen yok kardeş ben bu arabayı almak istemiyorum diyorsun. Veriyorsun başka araba alıyorsun veya başka bayiye gidip başka marka bir araba alıyorsun. Neyse. Şimdi gittin bir tane Honda Civic almak istiyorsun. Honda Civic aylık 2 ay önce bir arkadaşımız aldı. Aylık ödemesi 280 dolar. Bak şimdi. İyi bak. 280 dolara da 280 birime de Honda Civic aldı mı? Yazdık. Honda. Bak Jonathan'ın hala 100 birimi var. Bak garibim Abdullah hala para biriktiriyor şu anda. PlayStation alacak. Jonathan'ın 100 birimi var hala. Ne yapacak? Bu arabaya benzin almak lazım. Depoyu fullledi. 40 birim. 40 birimde de benzin aldı. Ne kaldı? Hala 60 birim parası var. Jonathan'ın. Amerika'daki Jonathan arkadaşımızın hala 60 birim parası. Onda da artık arkadaşlarıyla gider Steakhouse'da steak mi yer ne yapar? Onda da zaten yarısını verir. 30 dolar falan öder. Geriye hala 30 dolar kalır. Şimdi bu garibim Türkiye'deki arkadaş 1000 birimle hiçbir şey yapamazken bir PlayStation bile alamazken Jonathan ismi Amerika'daki arkadaş 1000 birimle önce PlayStation Pro aldı. Daha sonra 6000 dolar değerinde bir profesyonel dağ bisikleti aldı. Ondan sonra dedi ki ya ben markete pazara manava nasıl gideceğim? Bir araba alayım. Honda Civic aldı, lease yaptı yani. Finance. Bir finance deniyor, bir lease deniyor. Finance satın almak. Sana arabayı 60 ay, 80 ay neyse yüksek miktarlara bölerek sana veriyor. Çok kişi bunu istemiyor. Daha çok böyle çok özel yapım arabalarda, spor arabalarda bu kullanılıyor. Ama normal şartlarda herkes lease yapıyor. Lease demek de işte bu dediğim gibi 3 senelik kiralama sistemi. Honda Civic 2020 model full aksesuarı aldı. Ona da 280 dolar ödedi ayda. Ya 2 ay önce bir arkadaşımız aldı oradan biliyor. Hala Jonathan'ın 100 birimi kaldı. 100 birimle gitti. 40 birimiyle depoyu fullledi. Jonathan'ın PlayStation'ı var. Dağ bisikleti var. Honda Civic var. Deposu dolu. 60 birimde parası var. O birimle de gitti. Arkadaşlarıyla gezdi tozdu yemek yedi. İşte alım gücü dediğimiz olay bu. Yani buradaki olay senin kaç para kazandığın, ne iş yaptığın, hangi işle meşgul olduğun, ne kadar para biriktirdiğin bunlar değil. Buradaki önemli olan mevzu senin cebine giren paranın sana ne kadar hitap ettiğin, senin ne kadar isteklerini karşılayabildiğin. İşte ev kirasıydı, elektrik faturası bunlar değil bizim alanımız. Bunlarla ilgili bir sürü kanal var zaten. Bizim olayımız 25-35 yaş arası bir gencin yapabilecekleriyle alakalı bir şeydi. Şimdi video niye anlattım bunu? Bu videonun temel ana fikri ne? Bu videonun ana fikri arkadaşlar ben buraya 35 yaşında geldim. Şu an 40 yaşındayım. Dolayısıyla siz sosyal medya var. Araştırın, inceleyin. Amerika'ya gelin diye bir şey yok. Yani dünyanın bir sürü ülkesi var. Yani mecbur değilsiniz bir takım bir şeyleri. Araştırın, inceleyin. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Ülkeye Allah'a şükürler olsun Türk'üz. Değil mi? Ülkemize her şekilde katkı yapmak istiyoruz hepimiz. Ülkeye katkı sadece Türkiye'de yaşayarak, Türkiye'de para kazanıp, Türkiye'de kazandığının 10 katı vergi vererek mi oluyor ülkeye fayda?
yurt dışında yaşayıp para kazanıp yatırımlarını Türkiye'de yaptığın zaman zaten sen o vergiyi vermiyor musun? Ülkene faydan olmuyor mu? Yatırımlarını ülkene yapıyorsun. Sen şimdi ben burada para kazanınca gideceğim ülkemde yatırım yapacağım. Ha gidip Kottözü'de villa almayacak ki. Misal. Dolayısıyla yani hani şöyle düşünmeyin. Biz ülkemizde kaldık, ülkemize faydamız var. Yok öyle bir şey abi. Ülke, yurt dışında yaşayarak da ülkene çok daha faydalı olabilirsin. Yani ben demiyorum hani kaçın gidin ülkenizi terk edin demiyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. İmkanlar kocaman bir dünya var. İmkanlar çok daha fazla. Sizin 3 adım atmanız gereken dönemde 15 adım atabilirsiniz. Bu elinizde var. Dolayısıyla birazcık şöyle at gözünü çıkarıp şöyle bir geniş bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok uzatmıyorum. Videomuzun konusu alım gücüydü. Bunun da sebebi birkaç arkadaşımızın bana yazdığı yorumlardı. Abi kaç para kazanıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Çok mu param var falan. Mevzu bu değil abi. Para değil bak. Buradaki garibim Abdullah 4500 liraya PlayStation Pro almayı bekliyor. Hala. Daha da bekleyecek bu Abdullah kardeşim. Çünkü habire faiz geliyor, vade geliyor, işte KDV geliyor. O geliyor, bu geliyor. Canat'ın da burada aldıkları burada yazdık. Mevzu tamamen bu. Tahmin ettiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu farklı bir video oldu diğerlerine göre. İnşallah ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Olayın para kazanmak, çok para kazanmak, çok para biriktirmek değil. Aslında olayın elindeki parayla ne kadar isteğe ulaşabilmekle alakalı olduğunu anlatmaya çalıştım. Ben hep bu yolda ilerledim. İnşallah bu size de bir küçük de olsa bir ışık çakar. Bundan sonra da ona göre bakarsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dağdaki bisiklet videolarımızda görüşmek üzere.